Burçin Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Şimdi başkent Ankara'dayız. İç mimarlık adına profesyonel bir hizmetten bahsedeceğiz. Çok kısa ekranları başındaki değerli izleyicilerimize sizleri tanıtalım. Burçin Kavaklıoğlu kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl gerçekleşti? Ben 1986 Niğde doğumluyum. Tasarıma giriş hikayem aslında şu şekilde. İlk deri tasarım bölümünden mezun oldum. 4 yıl kadar bu alanda çalışma yaptım, memuriyetlik hayatım var. Daha sonra tasarımı mekanlarda uygulamayı daha çok sevdiğime karar verdikten sonra iç mimarlık bölümüne geldim. Çankaya Üniversitesi mezunuyum. Özel bir firmada uzun yıllar bu Sektörle ilgili bir sektördeyim. tecrübeniz oldu Evet, anladığım tecrübeniz kadarıyla. olduktan sonra kendi ayaklarım üzerinde bu mesleği yapmaya karar verdim. Bunun için Ankara'yı tercih ettim. Ne Ve şimdi mutlusunuz. memnunum, Yui'deyiz. Her şey iyi gidiyor. Evet, çok güzel Peki gidiyor. şimdi firmamızın adı da Yui. Evet. Bunu da bir açalım öncelikle, bir tanıyalım. Yui nedir? Nereden geliyor hikayesi? Yui, evrensel dilde ilk tat, ilk heyecan demek. Aslında müşterilerimize hissettirmek istediğimiz şey. Hikayesi de şöyle. Yui ofisimizi açmadan önce aynı yere bakabilecek, benimle aynı düşünebilecek bir ekip arkadaşlarımızla birlikte yani bir ekip kurduk. Arkadaşlarımızla bir slogan oluşturmaya karar verdik. Slogandan yola çıkmaya karar verdik. Is it not beautiful? Yani güzel değil mi sloganıyla hareket ederken bizim prensiplerimizi yansıtacak bir isim arıyorduk. Orada Yuyu ortaya evrensel dilde çıktı. Yui ortaya Peki, çıktı. ilginç bir isim, güzel, farklı bir anlam ifade eden isimle yola çıktınız. Güzel de gidiyor anladığım kadarıyla çalışmanız. Hemen sorunun devamında şöyle paralel biraz parantezi ben genişletmek istiyorum. Aslında Yui geleneksel anlamda bir ofis değil, tasarım ve uygulama alanında farklı projelerin yer aldığı bir üretim ofisi demişsiniz. Kesinlikle, Burada evet. neyi ifade etmek istiyorsunuz? Çünkü bölgede yalnız değilsiniz, meslektaşlarınız var. Bu geleneksel tasarımların dışında biz insanlarla aslında daha farklı ilgileniyoruz gelen müşterilerimizle. Onların hikayelerini dinliyoruz, onlarla arkadaş oluyoruz. Ya sadece onların istekleri, bizim bilgilerimizi entegre ederek tamam onları da yapıyoruz. Modernize bir tasarım mı istiyorlar, geleneksel bir tasarım mı istiyorlar? Bunların dışında aslında kendi yaşamlarını da biz mekana aktarmayı seviyoruz. Gelen yaşlı bir çiftin ilk tanışma hikayesini dinliyoruz. İster misin hani bunu biz size mekanda yansıtabiliriz, biz bunu mekanda size gösterebiliriz. Böyle bir şey ister misiniz? Hani bu tarz şeyler, farklı şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnsanları daha farklı mutlu etmeye Yani çalışıyoruz. insanların günlük yaşantılarında yaş kategorilerine göre diyorsunuz, Evet, hayat kesinlikle. hikayelerindeki yaşadıkları ilginçlikleri de dinleyip anladığım kadarıyla Onları, ortaya evet. güzel projeler Hani bir çıkıyor. çocuk mesela, çocuğun en sevdiği film karakterini mutlaka soruyoruz bir evi tasarlarken. Batman, Superman. Yani o çocuk onun içerisinde yaşayabilmeli. Sadece mavi rengi, işte sarıyla veya takımların rengini oluşturup o çocuğu mutlu etmek değil de onun hayal dünyasının içerisine girip onları da verebilmeli insanlar. Farklılık. Peki. Şimdi Burçin Hanım, bir konuk olarak size geldiğimizde ofisinizde ağırlıyorsunuz konuklarınızı, ikramlarınızla birlikte. Bu süreci bir anlatalım. Nasıl bir yol izliyorsunuz konukla? Finalde neler ortaya çıkıyor? Şöyle bir yol izliyoruz. Buraya gelen müşterilerimizle aslında arkadaş oluyoruz. Arkadaş olmadan, onları iyi tanımadan, neyi sever, neyi sevmez, ban teli, ban noktası, işte kırmızı çizgileri nelerdir, yani biraz önce söylediğim gibi hayat hikayesi nedir? Bunları dinlemeden aslında tasarım yapabilmek çok da mümkün değil. Yani kişisel tasarımları yapabilmek çok mümkün değil. Onun için arkadaş oluyoruz. Daha sonra Türkiye içerisinde veya yurt dışında, yurt dışından da birkaç bu şekilde bir talebimiz oldu. Onların yanına giderek mekanı değerlendiriyoruz. Onların fikirleriyle, bizim bilgilerimizle, arkadaşlığımızla bir arada çok güzel projeler oluyor. Mekan demişken onu biraz şöyle başlıkları verecek olursak kişiye özel anladığım kadarıyla resmi kurumlara da hizmet verebiliyorsun değil mi? Kurumsal, kişiye özel, franchise veren Evet, firmalar, hani markalar. birçok yerle, her yerde tasarım adı altında her şeyi yapıyoruz. Şimdi artık çağımız zaten biraz görselliğe hitap ediyor. Evet. İnsanlar oturdukları mekanlarda farklı dokunuşlar istiyorlar. Kesinlikle. Siz de bunu ortaya iyi çıkarıyorsunuz. Sektörle ilgili
Böyle bir hedef, beklentiler, kafanızda hayal ettiğiniz, canlandırdığınız başlıklar var sizin. Neler bunlar? Sektörle ilgili şöyle hayallerim var aslında. İlk olarak yurt dışıyla daha fazla çalışabilmek istiyorum. Çünkü onların fikirleri, görüşleri, onların kültürlerini de sürekli araştırıyoruz. Hı-hı. Bazen onları taşımaya da çalışıyoruz. Ama daha sık proje almak istiyorum. Açılmak istiyorum. Yani Türkiye'de zaten iyi diyorsunuz, biraz yurt dışı. Burada biraz farklılık Türkiye yaratmak. Türkiye içerisinde zaten her yere hizmet veriyoruz. Evet. Özellikle giderek hizmet veriyoruz. Hı-hı. Kimsenin gelmesini talep etmiyoruz. Evet. Yurt dışında da birkaç talep oldu. Değerlendirdik bunları. Çalışmalarımız da var. Çıtayı şöyle biraz yukarıya taşıyacağız. Taşımalıyız. Evet. İnşallah. Artık farklı olmalıyız. İnsanlara huzuru, neşeyi, enerjiyi entegre edebilmek adına renklerin anlamı, ne hissettirdiklerini üzerinde çalışmalarım var. Evet. Bu alanda aslında biraz daha şeyim, haşır neşirim. Biraz daha anladığım kadarıyla. O konularla aslında insanları biraz yansıtabiliyorum. Dinleyip böyle yansıtmalar ortaya çıkıyor. Gayet güzel. Şimdi dediğiniz gibi bu güzel dokunuşlar önemli. İnsanlar keyifli, huzurlu bir yer istiyorlar. Bu evleri olabiliyor, ofisleri veya çalışma alanları olabiliyor. Peki sektörle ilgili çizimlerinizi nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Hep 3 boyut üzerine teknolojiyi mi kullanıyorsunuz sürekli? Teknolojiyi de kullanıyoruz. El çizimi olarak perspektiflerimiz de oluyor. Yani bütün programları kullanabilen bir ekibimiz var. Evet. Tasarım adı altında mimariyi ilgilendiren bütün çizim programlarını kullanarak. Zaman bir kadromuz var değil mi? Tabii. Kaç kişiyiz şu anda? 4 kişiyiz. 4 kişilik iyi bir kadromuz. Yani, çizim alanında 4 kişiyiz. Evet, peki. Şimdi bu güzel, keyifli sohbetin sonunda bir teşekkür alacağız. Bugüne dek sizi destekleyen, tercih eden birçok konuğunuz var. Herkese şöyle bir UI yetkilisi olarak, kurucusu olarak bir teşekkür, son sözlerinizi alalım. Ben ilk önce bu konuda her desteği veren babama çok teşekkür evet, etmek istiyorum. Babanız sizin bayağı iyi bir destekçiniz. Kesinlikle her konuda, başarıda başarısızlıkta çok teşekkür ederim. Bizi tercih eden hep mutlu ayrılan müşterilerimiz oldu. Hı-hı. Çok şükür. Onları bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ederim. Gelecek müşterilerimiz de memnuniyetle ayrılacaktır. Evet. Peki size de çok teşekkür ederim. Çok bizi tercih ettiğiniz için, evet, geldiğiniz için. Evet, çok sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Tüm çalışma ekip arkadaşlarınızla birlikte Ankara'ya, başkente kattığınız bu değerli hizmetten dolayı tebrik ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanda şöyle çıtayı yukarıya taşıyacağız. Ancak ben sizinle tanışmamış hem yurt dışı hem yurt içindeki bütün bu tarz hizmet arayan bütün konukları UI İç Mimarlığın ofisine davet ediyoruz ya da sosyal mecralardan size ulaşırlarsa siz onlara yardımcı olacaksınız. Evet. Görüşmek dileğiyle. Çok ağzınıza teşekkür sağlık. Ederim. Sağ olun.